Teşekkür ediyorum. Paraları alıyoruz. Eyvallah. Böyle tedbirli. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Abi geniş gidelim mi biraz? Gidelim. Hayırlı işler. Esra Bey buyurun. Maskeyi kapatarak. Şimdi. Evet. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hareketli olsun. Tamam. Sayın çok güzel. Şurada bir açık. Ülkemizin her köşesinde eş zamanlı olarak denetim yapılıyor. Tabii ki bu denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak konularda yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada. Tabii ki diğer denetimlerimiz de kesintisi olarak, bütün olarak devam ediyor. Ama bugünkü amacımız aslında çıkıp vatandaşa ceza yazmak değil. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri, bütün arkadaşlarımız şu anda sahadayız. Amacımız farkındalık oluşturmak. Hayatımızın her alanındaki konularda daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koymak. Sabah 9'dan beri arkadaşlarımız sahadalar. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olayın önemini bir kez daha vurgulamak için sahadayız. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz bu alanda sahaya çıktık. Akşama kadar kontroller, denetimler, farkındalık yaratma çabaları devam edecek. Bizim vatandaşlarımızdan istediklerimiz lütfen çok basit 3 tane şey istiyoruz. Bakın maskemizi takacağız. Sosyal mesafeyi koruyup temizliğe dikkat edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman çok daha fazla tedbir almaya da gerek yok. Bu 3 tane şey yetiyor. Fakat maalesef vatandaşlarımızın bir kısmı, çünkü önemli bir kısmı bu kurallara uyuyor ama bir kısmı dahi uymadığı zaman o zaman risk ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Sayın Valim, Kayseri'de vaka artışı söz konusu mu? Bir de hastanelerimizin şu anki kapasite durumu nedir efendim dolumlu? Hastanelerimizde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bir takım söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Dün akşam bir gazeteci arkadaşımız bana bir mesaj atmış. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı getiriyor. Şu anda öyle bir çalışma yok arkadaşlar. Hastaneler konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İlaç konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bakın arkadaşlar, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim vatandaşımıza sağlık hizmeti sunma yönünde hiçbir sıkıntımız yok Kayseri. Bizim sıkıntımız aslında vatandaşımızı hastaneye gelmeden tedbir alarak bizim bu çalışmalarını devam ettirmemiz. En az maliyetli olan, en sağlıklı olan vatandaşımızın işinin, ekonomisinin aksamaması için de en önemli olay bu. Hastanelere geldikten sonra biz vatandaşımızı orada tedavi ediyoruz. Hiçbir sorun yok. Ama önemli olan vatandaşımızın hastalanmaması. Önleyici tedbirlerle, bu sınırlamalarla bizim mutlaka sonuç almamız lazım ki daha büyük sınırlamalar gelmesin. Bakın sınırlama ne diyor? Düğününü yaptı diyor, değil mi? Vatandaş düğününü yapıyor ama biz bir masada 4 kişi oturduğundan 7-10 kişi oturuyorsa, o sınırlamada bulunmuyorsa yarın artık o 4 kişinin de oturacağı bir alan kalmaz yani. Daha büyük sıkıntılar gelir, düğün salonları kapatılır. Az önce konuştuğumuz örnekte olduğu gibi. O yüzden bizim bakın bu mevcut durumu daha ileri noktalara götürüp vatandaşımızın sosyal yaşantısında, ekonomisinde canlılığı koruyabilmemiz için mevcut ortaya konulan kurallara mutlaka uyalım. Teşekkür ediyoruz. Evet, başkanım. Kendi çıkarına olduğunu bilen böyle bir yaklaşımda tersine bir uygulama zaten yapmaz. Şu anda da o hassasiyet içerisinde ticaretini yapıyor, kurallara da uyuyor. Bizim buradaki amacımız hem yönlendirmek, hem gündemde bu işin hassasiyetini vurgulamak, vaka sayısı açısından da en aza yönelik Kayseri'de oranı sağlamak. Biz Kayseri yönünde herhangi bir ciddi manada sıkıntı yok. Bunu kafamıza koyalım. Kayseri ticaretin merkezi, Kayseri üretimin sanayinin merkezidir.
önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hatırlattığı sürekli maske, mesafe, temizlik kuralını hayata geçirip işimize bakacağız, gündemimize bakacağız. Gündemimizde bu süreci en iyi şekilde nasıl yönetiyorsun, kaybısını göreceğiz. Bu iş çok da size düşüyor. Değerli basınımızın dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu yönde zaten hep hakkınızı aldık, hep desteğinizi aldık. Bugüne kadar hep olumlu baktınız. Kayserimizin hep güzellikleri anılmasından hepimiz kazanırız. Olumsuzluklarla konuşmanın da kimsenin faydası olmaz diyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.